Merhabalar, ben Orhan Karadağ. Metiner Erdem'le birlikte Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'deki Ankara takımları ile ilgili konuşacağız. 6. hafta itibariyle Ankara Gücü dışında Gençler Birliği ve Keçiören Gücü pek de iyi durumda değil. Puan durumuna şöyle bir bakacak olursak, Ankara Gücü 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. 9 gol atıp 3 gol yedi. 12 puanla ikinci sırada. Gençler Birliği 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. 7 gol atıp 13 gol yedi. 5 puanla 17. sırada. Keçiören Gücü de 6 maçta 1 beraberlik, 1 galibiyet, 4 yenilgi aldı. 5 gol atıp 10 gol yedi. 4 puanla 19. sırada. Görüldüğü üzere pek de iç açıcı bir durumda değil Ankara takımları, Ankara Gücü dışında diyelim. Evet Metiner, bununla ilgili neler söyleyebilirsin? Şimdi Ankara Gücü'nün ikinci sırada şöyle bir durum vardı Ankara Gücü'nün. Fikstürde bir başlangıç fikstürü Ankara Gücü'nün lehineydi. Avantajlı bir fikstürü vardı. Değerlendirdi mi tam olarak? Ben tam olarak değerlendirdiğini düşünmüyorum. Yani başlangıçta ben çok eminim ki bu kadroyu kurduklarında Ankara Gücü'nün diğer Ankara takımlarından kadrosu daha güçlü. Bunu herkes biliyor. Bu kadro kurulurken ilk 6 haftayı ya 5 galibiyet bir beraberlik ya da 6 galibiyet olarak düşünüyorlardı. Tek maçta belki ilk Tuzla maçı belki rakip daha zorluydu. Onun dışındaki maçların tamamının kazanılması planlanıyordu. Bu gerçekleşmedi. Ankara Gücü 2 ya da 4 puan kadar bir belki daha fazla alabilirdi. 4-6 puan arasında daha fazla puan alabilirdi. Gençler Birliği ve Keçiören lige çok kötü başlangıç yaptılar. Gençler Birliği son 2 haftadır toparlandı. Önce burada Altın Ordu'yu iyi bir futbolla, sadece sonuç değil iyi bir futbolla yendi. Arkasından Samsun deplasmanında kimse beklemiyordu. Samsun'da geçen hafta da zaten Bursa'ya farklı yenilmişti. Onun belki taraftarla barışmak anlamında onlar için de çok önemli bir maçtı. Ben gerçekten beklemediğim bir sonuç aldı. Kazanıyordu da maçı. 90 artılı dakikalarda 7 golle 2-2 beraber kaldı ve bu arada en az 5-6 pozisyonunu çok ciddi pozisyonlar kaçırdı. Belki 5-2, 6-2 olacak maç maalesef 2-2 bitti. Zaten Gençler Birliği Ligi handikaplı olarak başladı. Kadrosunu geç kurdu, oyuncular geç geldi, transferlerini geç yaptı. Bir arada çok kısa süre çalışma şansı buldular. Gençler Birliği yavaş yavaş toplayacak diye umuyoruz. Ben teknik direktör Metin Diyar'ınla de yönetimdeki kişilerle de Gençler Birliği'ni konuştuğumda herkes bir aylık bir süre istiyordu. O bir aylık süre yeni doldu işte. Gerçekten şu anda toparlanıyor ama tabii bu arada bu kadar gol kaçırılması da dikkat çekici. Artık bu ligde öyle kolay kolay pozisyon bulamıyorsan, buluyorsan da atacaksın derler. Gençler bile toparlanacağını umut ediyoruz. Bu sene asıl büyük sürprizi eksi yönde diyeyim Keçiören Gücü yapıyor. Evet. Keçiören Gücü geçen sene kıl payı playoff'u kaçırdı. Geçen sene liderlik birkaç hafta liderlikte oturdu. Çok da iyi futbolcular yetiştirdi. Galatasaray Barış'ı gibi bir oyuncu sattı. Aldığımız istihbarat iyi transferler yaptı. Çünkü birazcık da bu futbolcu satışından dolayı da ciddi bir kasasına para girince ciddi bir transferlerin de iyi olduğu söyleniyordu. Sürpriz geldi bu durumda 19. lig sonuncusunun 6. hafta sonunda böyle bir duruma. Hele şimdi Balıkesirspor oynuyor. Balıkesirspor transfer yasağını kaldıramadı. Tahtası kapandı. Onun yüzünden Yusuf Şinşek anlaştığı teknik direktörü küme düşen bir takımın teknik direktörü olmak istemediğinden
sözleşmesini feshetti, ayrıldı. Yani böyle bir Balıkesir Spor'a kaybetmek de Keçiören Gücü'ne yakışmadı diyeyim. İnşallah düzelirler. Ankara Gücü'ne dönelim Metiner. Ankara Gücü taraftarın durumu ne? Öncelikle onu konuşalım. Taraftar neden gelmiyor? İşte Ankara Gücü taraftarının çok sadık bir taraftar olduğunu biliyoruz. Ama bakıyoruz 1000-2000 civarında taraftar stada geliyor. Nedir bunun arkasındaki? Vallahi şöyle söyleyeyim. Ankara Gücü'nün maçını 2000 son maçına yani Menemen Spor maçını 2018 taraftarın girdiği bize bilgisi geldi. 2018 taraftar yani zaten hani pandemi dolayısıyla 10.000 taraftar en fazla alınıyor. Artı şeyler localara da full alabiliyorsun. Locaların da kapasitesi 1000'e yakın. 11.000 statta taraftarın olabiliyor normal şartlar altında. Yani sayı çok düşük. Gerçekten düşük. Ya bu sene yönetimden kaynaklı bir taraftarla bir kopukluk var. Yönetim arasında bir kopukluk var. Bu da maalesef tribünlere yansıyor. Yani bunun artık taraftarında bir şekilde bunun çözülmesi gerekiyor. Beni asıl üzen taraftar sayısı kadar. Çünkü şöyle, yani Ankara Gücü taraftarı sayısı az da... Ben mesela İstanbul'da bir Beşiktaş maçına gittim. Biliyorsun eskiden taraftar alınıyor. %5 kapasiteyle alınıyordu. Yaklaşık 2500-3000 civarında bir Ankara Gücü taraftarı vardı. İnan İstanbul'da Dolmabahçe stadında, şimdiki Vodafone Park diyorlar. O stadda 2500 kişi 45.000 yaklaşık 40.000 Beşiktaşlıyı susturmuştu. Yani dün de mesela özellikle maç 2-2 olduktan sonra son 15 dakika Ankara Gücü çok baskılı oynadı. Bu sırada yani o 2000 kişilik taraftar 15 bin taraftarlık bir akustik o stadında zaten bir yapısı var. Sanki 15 bin taraftar varmış gibi tezahürat yaptı. Bu da takımı coşturdu. Yani son 15 dakikasını maçı izleyenler hop oturdu hop kalktı. Yani tabii maç oralara kalmamalıydı. Son 15 dakikalara kalmamalıydı. Onunla ayrıca konuşuruz ama o zamana kadar taraftar yalnız çok şimdi Ankara Gücü'nde bir şey var. Taraftar arası gruplar var. Yani bir bakıyorsun bir kale arkası işte Gecekondu. Öbür kale arkası Bekirevi çocukları. Maraton ikiye bölünmüş durumda. Bir kapalı, sağ kapalı bir grup. Sol kapalı ya bu kadar bir grup. Başka ben hiçbir takımda görmedim. Şimdi bunlar da hepsi birbirleriyle mücadele ettiği zaman maçta bir bakıyorsun bir taraftaki 50 kişi bağırıyor, öbür tarafta 200 kişi bağırıyor, öbür tarafta 500 zaten 2000 taraftarın var. Böyle bir türlü şey yok yani bir kakofoni dönüşüyor artık. Tezahürat değil de bir kakofoniye dönüşüyor. Bu soruna yani Ankara Gücü yönetimi şimdi Ankara Gücü'nde taraftardan sorumlu bir yönetim kurulu var. Üyesi var. Kamil Karip diye bir arkadaşımız. Yani artık bunların el atması gerekir. Yani bu taraftarların arasındaki bu bozukluk hatta çok ciddi aralarında kavgalar olduğunu da biliyorum. Birçoğu şu anda tribün liderlerinin birçoğu 6222'den dolayı cezalı. Maçlara da gelemiyorlar. Ya bu sorunları biraz Ankara Gücü yönetiminde el atması gerekir diye düşünüyorum. Metiner, 2-2'den sonra taraftar destek verdi dedin ya, ben sosyal medyada bakıyorum Ankara Gücü taraftarı 2-2'lik sonuçtan mutlu. Oysa benim izlediğim maçta Menemen Spor karşısında alınan 2-2'lik beraberlik iyi bir sonuç değil. Yani Menemen Spor'un kadro kalitesi belli, hedefleri belli. Ankara Gücü neden bir türlü oyuna ağırlığını koyamadı? Valla benim de işte tehlike olarak gördüğüm konu bu Orhan. Yani Ankara Gücü kendi sahasında Menemen Spor'la 2-2 berabere kalıyor. Taraftar mutluysa, yönetim mutlu, teknik direktör mutlu, futbolcu mutluysa, maç sonu tribünler selamlanıyorsa yani beni bu üzer. Yani bu Ankara Gücü'nün 111 yıllık bir camianın İmalat-ı Harbiye ruhunun kaybolduğunu ben düşünmeye başlarım o zaman. Yani Ankara Gücü ya yani sen ya inan
Ankara Gücü'nün Menemen'in toplam belki maliyeti Ankara Gücü 3 futbolcunun maaşı kadar, yani toplam maliyeti. Yani adamın santraforuna bakıyorsun, şu ana kadar 4 gol atmış, bir dahası var Ahmet. 50 bin euro. 50 bin euro piyasa değeri var. Yani 50 bin euroluk santraforla oynuyor. Raşit de işte yine bir gol atan, asist yapan, onun da şeye bakıyorsun, 250-300 bin euro aldı, yani piyasa değeri. Belki de aldığı maaş, yani Ankara Gücü futbolcuların 3'te 1'i, 5'te 1'i yani bu şekilde. Ama şimdi Ankara Gücü maça çok iyi başladı. Hemen dakika 3'tü, yani neredeyse hani dakika bir gol güzel diyeceğimiz. Bir gol. Çok da güzel bir gol. Arayı bir, yani son haftalarda yani tabii sürekliliği olmasa da zaman zaman müthiş hareketler var, müthiş parlıyor, zevk veriyor, izleyenlere zevk veriyor, keyif veriyor. Arayibi'nin o yani çok müthiş asistini Eren de değerlendirdi. Klasına yakışır tabii, bir şekilde. Klasına yakışır bir şekilde. Biri penaltın olsa son 3 haftada 3 gol oldu. Yani Eren de artık skor olarak da katkı vermeye başladı. Dün baktım birazcık daha, her hafta kendini geliştiriyor Eren tekrardan. Şimdi kolay değil. Kazakistan liginden geliyorsun. Kazakistan mı, Özbekistan ligine miydi? Hatırlamıyorum da. Böyle bir ligden geliyorsun. Oranın temposuyla Türkiye'nin temposu falan, evet. Hele PTT birincilik birazcık daha fizik ağırlıklı oynanan mücadele. Bir lig. Tabii mücadeleye dayanan bir lig. Buraya gelip o mücadeleyi vermek falan kolay değil. Kendini geliştiriyor. Yani işte o birinci dakikada, üçüncü dakikada gol olduktan sonra, yani işte bunu ben maç sırasında Twitter'dan da paylaştım. Birazcık futbol, hani Johan Cruyff ne demiş? Futbol basit olanıdır, zor olan basit oynamaktır demiş ya. Yani biz basit oynamaktan böyle varyasyonlara başladılar. Artistik hareketler çekti, gördüm. Yani hoşuma gitmiyor. Yani rakibi küçümsemek ne olursa olsun hiçbir takımın yapmaması gereken bir şey. Çünkü sen de futbol oynuyorsun. Zaten oynanmadan hiçbir maç kazanılmıyor. Kazanılmıyor da. Sonuçta yani adamlar çok da güzel. Yani bizim attığımız gole benzer. Arayı bir var edeyim. O da çizgi üzerinden önce Erdem'i, sonra Yusuf'u. Aslında ne Erdem'e ne Yusuf'a yakıştı oradan, ama işte rakip küçümsersen böyle oluyor. Yani nasılsa bir şey olmaz mantığıyla. Onlar da çok güzel bir golle karşılık verdiler. Şimdi ondan sonra Ankara Gücü bir daha baktım. Şeyin ikinci golüne kadar, Menemen'in ikinci golüne kadar Dortus atak yapamadı. Dortus pozisyon bulamadı. Sebebi neydi? Kadro. Yani şimdi 5 haftadır yenilmeyen, son 3 haftadır kazanan, 4 haftadır gol bile yemeyen bir kadron var elinde. Sen gittin ondan 2 oyuncunu, hem de en önemli dişlisi, yani savunma yönünde en önemli 2 dişlisi İshak'la Murat'ı çıkardın. Yerine işte taraftar, yani belki taraftarla barışmak istedi Mustafa Dalcı, farklı bir galibiyetle. Yeni transfer, taraftar da görmek istiyor. Zahit de Geraldo'yu aldın. Ya yani Geraldo, vallahi bilmiyorum yani bu kadar mı? Yani kaç tane pozisyon oldu? Yani hani ne yapmak gerekir bir futbolcunun bu şeyini, verimsizliğini önlemek için? Yani bir türlü atamıyor, bir türlü kalenin içine o topu sokamıyor. Çok da pozisyona da girebiliyor ondan sonra. Ama olmuyor yani. Geraldo ile bu iş olmuyor. Zahit aldı. Zahit de ikinci golde asist yaptı. Rakibi asist yapan bir pozisyonda maalesef top kaptırdı. O da hata. Yani yani rotasyon, ben maç sonu işte Necati Hoca çıkıyor maç sonu basın toplantılarına. Necati Hoca'ya neden dedim? Rotasyon dedi. Rotasyon yapacaksan bu takımda 36 yaşında, 38 yaşında oyuncular var. Yani 3 günde bir maç yapmaktan yorulduysa 36-38 yaşındaki çocuklar daha çok yoruldu. Ben Murat'ın da, ondan sonra İhsan da kolay kolay, yani onlar performanslarına, kendilerine dikkat eden oyuncular, rotasyona girmemeleri gerekirdi. Sırf yani farklı bir sonuçla kazanma, yani rakibi küçümseyerek farklı bir sonuçla kazanma düşüncesiyle bu kadroyu bozması Mustafa Dalcı'nın bu beraberliğin neden oldu. Yani taraftar niye sonuçtan memnun? Maç 2-1'den sonra
bir kere Menemen tamamen skoru korumak için neredeyse kendi Çanakkale geçilmez oynayayım dedi. Geçti. Yani tesadüf duran top organizasyonuna kadar Erdem İnşen'e 15 dakika falan çok da Ankara Gücü'ne pozisyon vermediler. O pozisyon gol olduktan sonra sen Menemen çok panik yapmaya başladı. İyice çekildi bu sefer. Daha da hiç ileride bir tane yani böyle rakip çekilmiş. Zaten senin başka yapacak bir şey yok. Hücum yapacaksın rakip ceza sahasında. Ortalanıyor. İşte o vuruyor, sağ vuruyor, sol oluyor, karambol oluyor. İşte birçok pozisyon oldu. Yani taraftar işte görmediği için artık o kadar Ankara Gücü'nün şeyi düşmüş ki yani taraftar beklentisi o kadar düşmüş ki yani böyle bir maçta 26 tane şut mu işte o civarlarda bir %66 topla oynama gözüküyor. %66'ya 34 falan. Taraftar bunları daha önce yaşamadığı için yani beklentiler de düşük olduğu zaman bunu görünce hoşuna gidiyor. Ama sen artık Süper Lig'de değilsin. TFF 1. Lig'desin ve şampiyonluğun en güçlü adayısın. Evet. Ve böyle bir rakibe karşı puan kaybedersen şimdi bir de rakiplerin gerçekten şu sıra sürekli yani puan kaybeder durumda pek de iyi değil rakiplere baktığın zaman Manisa sürekli yenilmeye başladı ilk haftaların plaşek ve Eyüp Spor son 3 haftadır kaybediyor Samsun Spor kaybediyor yani bir Ümraniye o bile bu hafta berabere kaldı yani kazansan çok daha rahat bir şekilde İkinci sırada şimdi puan farkıyla ikinci sırada. Yine ikinci sıraya yükseldi ama yani avarajda ikinci sırada şu anda. Yani böyle bir Ankara Gücü maalesef eline gelen fırsatı değerlendiremedi bu hafta. Metiner sakatlığı bulunan oyunculardan Oğuz'u ile Hasan Hüseyin'in durumu nedir acaba? Vallahi Oğuz'u yani ben Oğuz'u önemsiyorum. Ben Hasan Hüseyin'i maalesef en yani transfer olduğu zaman en büyük transfer başarısı olarak lanse etmiştim. Ama beni yanılttı ilk haftalarındaki futboluyla. Yani çok büyük beklentim yok. Belki kendini çok geliştirerek gelebilir. Bilemiyorum. Ama Oğuz'dan beklentim çok yüksek. Niye orada bu kadar uzun sürdü sakatlığı bilmiyorum ama Oğuz artık takımla birlikte çalışmalara başladı. Büyük ihtimalle bu hafta belki ikinci yarı şans bulabilir. Ben maç kadrosunda olacağını tahmin ediyorum Oğuz'un. Bakalım Hasan Hüseyin de yine bir iki hafta içerisinde o da şey olur kadroya girer diye düşünüyorum. Yani maç kadrosu en azından oynatır mı oynatmaz mı? Tabii Mustafa Dalca karar onun. Hafta sonu kardeşlerin maçı var. Ankara Gücü Bursa Spor deplasmanına gidiyor. Bu maçla ilgili öngörülerin nelerdir? Valla bu pek artık ya iki takım içinde pek kardeşlik bir şey durum olacağını zannetmiyorum. Bursa özellikle yani anlamsız bir şekilde zorlanıyor. Teknik direktörü yani, yok. Yine teknik direktörleriyle yani birinci haftada Mustafa Er'i gönderdiler daha ilk maçta. Ondan sonra şimdi Fatih Tekke'yi gönderdiler. Fatih Tekke'yi gönderdiler. Yani Bursa'nın böyle taraftarlardan bir yönetim oluştu diyeyim. Yani gerçek Bursa sporlu böyle yani iyi taraftar. Yani taraftar refleksiyle biraz hareket edince bazı şeyler olmuyor. Yani Fatih Tekke'yi de biliriz biraz az buçuk sen de tanırsın ben de tanırım. Öyle kolay kolay taviz veren bir hoca değil. Sanırım öyle bir şeylikler olmuştur diye düşünüyorum. Şu anda Ankara Gücü'de Bursa Spor'da yani kayıp puan işte eskiden hep maçları böyle kardeş şeyle iki maçta berabere biter falan son maçları hep o şekilde izliyorduk. Pek birbirlerini üzmek istemezlerdi ama şu anda öyle. Kimsenin kayba tahammülü yok. Kayba tahammülü yok. Korakör bir maç olacak. Şimdi Bursa'da son maç yine kötüydü Tuzla maçı ama Tuzla da şimdi Bursalılar kızıyorlar Tuzla'ya nasıl? Tuzla çok iyi bir takım. Yani bak yani Bursa boşuna bunu hani bu kadar üzülüyor. Yani sen deplasmanda tamam Tuzla 10 kişi kalmış nasıl puan kaybederiz diye üzülüyorsun ama Ankara Gücü de oradan çok zor çıktı. Yani Tuzla deplasmanında beraber o da beraberliği çok zor kurtardı. Yani Tuzla belki 5-6 gol atacağı bir maçta beraberlikle Ankara Gücü ayrıldı. Ya ben zor bir maç olacak. İki takım içinde zor bir maç olacak. Kazananın tabii Ankara Gücü olması dileğimiz ama ne olur ne biter bakacağız göreceğiz. Ekleyeceğin
Valla ya ben son Menemen maçında hala oraya takılmış durumdayım. Yani biraz kadro konusunda ben son iki yazımı, yani bu maçta bundan önceki son iki maç yazımı yazarken hep şeyi söyledim. Yani Mustafa Dalcı tamam bir sorun şu an için mükemmele yakın maçlar götürüyor. Ama benim için yani tam Mustafa Dalcı'yı değerlendirmem için şu Zahit'in ve nedir Ovus olsun, Zahit olsun, Gerald olsun, bunların Atıf olsun, bunların birazcık daha toparlandıktan sonraki tavrıydı. Hatta bu, ben daha geç bekliyordum. Daha toparlanmadan hemen asıl diş, takımdaki dişleri işte bir kenara koyup da bu oyuncuları alması, daha hazır olmayan oyuncuları alması. Maalesef Ankara Gücü'nde ben biraz sanki menajerler de, yönetim de kadroya karışıyor düşüncem vardı. Bu maç birazcık o düşüncemi haklı çıkarır gibiydi. İnşallah yanılıyorum diyeyim. Yani öyle olursa yani bir taraftan menajer kadro yapar, bir taraftan yönetim kadro yaparsa sıkıntı olur. İnşallah o sıkıntıya düşmez Ankara Gücü diye düşünüyorum. Gençler Birliği içinde, yani Gençler Birliği ben toparlanacağını düşünüyorum. İki haftadır yani sonunda yani fena sonuçlar almıyor. Ben Gençler Birliği toparlanır. Fix, onun da çok zor bir fikstürü vardı. O zor fikstürü atlattılar. Şimdi bu hafta Bolu, arkasından Balıkesir. Yani önümüzdeki iki maç belki 6 puan, yani büyük ihtimalle 6 puan bekliyorlar ama Bolu ciddi tehlike. Balıkesir yani herkesin %100 düşer denilen takım bu hafta Keçiören'e büyük sürpriz yaptı. İnşallah yani ondan ders alır. Gençler Birliği de Keçiören düştüğü hataya düşmez. Keçiören Gücü yani toparlanır diye düşünüyorum. Çünkü orada akıl, yani işini bilen bir yönetim var. İşini bilen bir teknik direktör var. Ciddi sorunlarla başladılar. Ama ben bu sorunları aşacaklarını düşünüyorum. Yani Ankara Gücü'nün artık bu ligden de düşecek bir, yani bir takımı düşecek. Başkent gibi, başkentin böyle bir şey tahammülü kalmadı artık diyorum. Olmamalı da. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.